Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5 ve PlayStation 5 Slim'in ufak bir karşılaştırmasını yapacağız. Bildiğiniz üzere PlayStation 5 şu yanımda görmüş olduğunuz FAT versiyonu 2020 yılında satışa çıkmıştı arkadaşlar. Ve Slim versiyonu da geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı. Şimdi PlayStation 5 ve PlayStation 5 Slim fiyatlarına baktığınız zaman eski FAT kasaların daha ucuza satıldığını görüyorsunuz. Slim versiyonları ise en azından biz bu incelemeyi çekerken arkadaşlar bunlar 17-18 bin bandındaydı. Slim versiyonları ise 21-22 bin Türk lirası bandında. Şöyle bir sıkıntı var. Slim versiyonu hali hazırda Sony Euroja garantisiyle bulmak çok mümkün değil. Teknosa'ya gidip sordum ben Slim satın almak için hani gelecek mi vesaire diye. Sony Türkiye'den çıktı dediler. Ama Sony bu konu hakkında yaptığı açıklamada PlayStation markası olarak Türkiye'den çıkmadıklarını açıklamıştı. Dolayısıyla bu noktada henüz bir anlam karmaşası mevcut. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Zaten şu anda herhangi bir mağazaya gidip yani MediaMarkt ya da Teknosa ya da Vatan gibi bir mağazaya gidip PlayStation 5 satın almanız çok mümkün değil. Çünkü stok bulunmuyor hala ya da gelmiyor mağazaya bilmiyorum ama online olarak basit bir şekilde güncel normal fiyatlardan satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim iki cihaz arasındaki farklara. Aslında baktığımız zaman arada teknik özellik açısından bir fark bulunmuyor. Yani Sony kalkıp da Slim versiyonda karşımıza daha üstün teknik özelliklere sahip bir cihazla çıkmamış. Ya da bazı teknik özellikleri kesmemiş arkadaşlar. Yani halihazırda bu gördüğünüz FAT kasa ne kadar güçlüyse bu gördüğünüz Slim kasa da o kadar güçlü. Bunu sizlerle paylaşmış olabiliriz. Bu arkadaşlar dijital versiyonu. All dijital. Yani bunun üzerinde herhangi bir CD yuvası vesaire bulunmuyor. Burada ise bir CD yuvası görüyorsunuz. Bu CD'li versiyon. Slim versiyonunda da CD'li var. Fakat bunu internette ben bulamamıştım arkadaşlar. O yüzden direkt All Digital versiyonunu aldım. Ki zaten hani dürüst olmak gerekirse CD'li versiyonunu satın almayı çok fazla düşünmüyordum. Çünkü artık günümüzde hani PlayStation oynayanlar da beni çok iyi anlayacaklardır. Dijital oyun satın almak çok daha karlı oluyor. Örneğin çok basit bir örnek vereceğim sizlere. Yılbaşı indirimlerinden ötürü FIFA 24 PS Store'da arkadaşlar çok cüzi bir rakama düşmüştü. 300-400 Türk lirası arasında bir şeydi. Yani çok ucuzdu. Ama mağazalara gidip baktığınızda bir teknoloji mağazasında bu oyunun indirimli fiyatı bakın altını çiziyorum. İndirimli fiyatı 1600 liralarda falandı. Böyle absürt bir fiyat etiketiyle karşılaşıyorduk. Dolayısıyla böyle bir durumda tabii ki dijital olarak oyunu satın almak çok daha karlı olacaktır. Burada diskli versiyonun tek özelliğini belki oyunu ikinci el olarak alıp tekrar oynayıp ikinci el satabilirsiniz. Ama günümüzde artık bu da çok yaygın olmamaya başladı. PlayStation 3'te ve PlayStation 4'te bu yöntem çok fazla kullanılıyordu. Özellikle PlayStation 3'te arkadaşlar oyunu alıyorduk, oynuyorduk, bitirdikten sonra gidiyorduk, takas ediyorduk, yenisini alıyorduk vesaire. Ama artık 4 ve 5'te bu yöntemin tamamen ortadan kalktığını söyleyelim ve gelelim aradaki farklara arkadaşlar. Cihazın arkasına baktığımızda hem Slim'de hem FAT kasada 2 adet USB çıkışı olduğunu görüyoruz yine. 1 adet HDMI çıkışı, Ethernet ve güç portlarının olduğunu görüyoruz. Yani arka tarafta çıkış bazında hiçbir fark bulunmuyor. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Cihazlara önden baktığımızda ise arkadaşlar Slim versiyonda 2 adet tip C girişi görüyoruz. FAT versiyonda ise 1 adet tip C girişe 1 adet de USB, 1 adet de standart USB portu eşlik ediyor. Burada önemli bir nokta var, o da şu arkadaşlar. Eski versiyonlarda yani FAT dediğimiz bu versiyonlarda cihaz kutusundan stand da çıkıyor. Yani PlayStation 5'i bu stand üzerinde konumlandırabiliyorsunuz. Ama yeni dijital versiyonlarda, Slim versiyonlarda böyle bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Yani cihaz bu şekilde çıkıyor kutudan. Ve dock dediğimiz o ayrı stand kısmını parayla satın almanız gerekiyor. Dolayısıyla onun için de ayrı bir ücret ödemeniz gerektiğini sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi bunun dışında herhangi bir farklılık bulunmuyor. Yani böyle malzeme kalitesi vesaire baktığınız zaman arada aman aman bir fark yok. Tasarım anlamında baktığınız zaman yine böyle ufak dokunuşlarda bulunmuş Sony. Ama kapladıkları yer açısından bir hayli farkın olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ya diyeceksiniz ki biri hani diskli versiyon, biri disksiz versiyon. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Disksiz versiyonun FAT kasası da yine aynı boyutlarda. Sadece şu çıkıntısı yok. Yani şurayı şöyle düz indiğini düşünürseniz bunun bir All Digital FAT versiyon olduğunu varsayabilirsiniz. Ve FAT ile Slim arasında da ciddi bir fark bulunuyor. Ağırlık tarafından baktığınızda da şöyle kaldırdığınız zaman ciddi bir ağırlık farkının olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla ben bugünlerde bir PlayStation 5 almayı düşünüyorum. Ama FAT mi yoksa Slim mi karar veremedim diye soracak olursanız. Eğer yeriniz çok sınırlıysa arkadaşlar. Yani ya ben bu koca konsolu koyacak yer bulamıyorum diyorsanız Slim versiyon
sizin için biraz daha avantajlı olabilir. Ama bunun dışında herhangi bir fark bulunmadığını altını çizerek söylemek istiyorum. Burada FAT versiyonu almanın avantajı şu. İkinci elde rahatlıkla bulabiliyorsunuz ve temiz, hiç kullanılmamış 2-3 aylık cihazlar, yurt dışından getirme cihazları kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Yani şöyle diyeyim sizlere, 16-17 bin Türk lirasına çok temiz ikinci el bir PlayStation 5 bulmanız mümkün. Ama Slim'de böyle bir durum söz konusu değil. Slim'ler zaten şu anda yurt dışı, yani ithalatçı garantili olarak satılıyor arkadaşlar. Onların fiyatı da dediğim gibi 21 bin 22 bin TL bantlarında. Her ikisinin de kutu içerikleri aynı hemen hemen. Dediğim gibi sadece FAT versiyonlarda bir adet stand geliyor. Slim versiyonlarda bu yok. Ama yani ben bunu böyle kullanıyorum mesela. Ben şu anda evimde güncel olarak Slim kullanıyorum arkadaşlar. Bu da kardeşimin onu ilk çıktığı zaman almıştı. Slim'i ben bu şekilde televizyonumun alt kısmına koyarak rahatlıkla kullanabiliyorum. FAT versiyon biraz daha hantal duruyor. Biraz daha büyük. Hani eşiniz de eğer hani yaşınız biraz büyükse ve evinize yeni bir konsol alacaksanız belki bu FAT versiyonu biraz hoşnutsuz karşılayabilir. Çünkü kapladığı yer açısından bir hayli fazla. Onun dışında tasarımlar vesaire aynı. İkisi de yandıkları zaman, yani ön tarafta ledleri var vesaire. Bunlarda herhangi bir farklılık bulunmuyor. Hatta bakın şuradaki PlayStation logosunu görüyorsunuz. Bunda da var. Yani bu logolara kadar Sony benzer bir tasarım çizgisi karşımıza çıkartmış. Dediğim gibi arkadaşlar burada aslında belirleyecek olan şey yeriniz. Arada çok bir fiyat farkı yok. Hani ikinci elde alsanız arada böyle 5000 oynamıyor. Yani çok eski bir PlayStation 5 al almayacağınızı düşünerekten 2-3 bin lira bir fiyat farkı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla benim tercihim Slim'den yana oldu. Ama dilerseniz hani FAT versiyonunda bu şekilde, yani arada böyle bir fark bulunmuyor. Zaten teknik özellikler açısından aynı. Herhangi bir fark yok. Şunu diyorlardı ya, ısınıyor falan, hani Slim daha çok ısınıyor. Ben arkadaşlar oynadım. Saatlerce Spider-Man oynadım. Ama herhangi bir ısınma sorunuyla karşılaşmadım. Yani ısındım kapanayım mesela, böyle bir durum olmadı. Mesela bakın bende Series S'e var Microsoft'un. Onda bir ısınma sorunu olmuştu. Yani ısınıp kapandığını hatırlıyorum. Uzun saatler oynadıktan sonra. Hatta Space Remake oynuyordum. Onda bir böyle bir sorunla karşılaşmıştım ama PlayStation 5'te hani sıcaklıktan ötürü ısındı, kapandı, işte bir daha açtım yine kapandı gibi bir durum asla olmadı. 6-7 saat oynadım aralıksız olarak Spider-Man 2 ve ısınma bazlı bir sorunla karşılaşmadım. Bunu sizlere söyleyebilirim. Eğer kafanızda ya ben bunu alacağım ama acaba ısınıyor mu gibi bir soru varsa, bu sorunun cevabını vermiş olalım arkadaşlar. Evet, bu videoda PlayStation 5 Slim ve FAT versiyonları arasındaki görsel dengeyi sizlere anlattık diyelim. Eğer bu konu hakkında sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere bu konu hakkında yine yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.